Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özyurdu Hastanesi ve golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk haberimiz transfer duyum haberi. Devam edecek haberler yine transfer duyum haberi. E hocam, o zaman bize bir uçak göndersen. Olur, göndereyim. Hemen başlayalım. Fenerbahçe'de stoper hamlesi, görüşmeler başladı, gelmeye sıcak bakıyor. Bakın arkadaşlar, görüşmeler başladı. Ne demek görüşmeler başladı? Ben size 1 Kasım'dan itibaren transfer duyumları başlar. Yani 1 Kasım'dan itibaren üyeliği tavsiye ederim. Hani eğer üye olmak istiyorsanız, niyetiniz varsa, işte ben de üye ailesine katılayım, ne yaptığınızı merak ediyorum derseniz, üye olun dedim değil mi? Dedim değil mi? Ha, boşuna söylemedim. Arkadaşlar, başladık. Şimdi Luan Perez sakat, ardından Gustavo Henrique de sakat. Ve Fenerbahçe stoper arayışlarına çoktan girmiş durumda. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe milli yıldız için harekete geçmiş ve kulübüyle görüşmelere başlamış. Bakın arkadaşlar, ifade aynen bu şekilde. Yani görüşmelere başlanıldı milli yıldızın kulübüyle diye. Şimdi bizim sistemimiz şu: ben size duyumları, haberleri aktarıyorum. Sonrasında da kendi duyumlarımı belirtiyorum. Bunu bilin. Allah nazardan sakındırsın, Fenerbahçe Süper Lig'de dolu dizgin gidiyor. Avrupa'da dolu dizgin gidiyor. Lig'de, Avrupa'da dolu dizgin giden Fenerbahçe'de uzun zamandır Luan Perez sakat. Gustavo Henrique de sakatlandı. Ve Fenerbahçe stoper arayışına girdi. Hayır. Fenerbahçe'de ön tarafın bazen az üretmesi ve ön taraftaki sakatlıklar Fenerbahçe'yi üçlü savunmaya itti. Aynı zamanda Altay Bayındır'ın yeterince güven vermemesi, savunmadaki oyuncuların birbirini tamamlıyor nitelikte oynaması da bunda sebepti. Fenerbahçe üçlü savunmaya dönmüşken, bu sefer savunmada sıkıntı yaşayınca, hücumdakileri iyileşince mecbur dörtlüye döndü. Haliyle Fenerbahçe de şunu söylüyor: ya ben üçlü de oynayabilirim, dörtlü de. Ama mevcut kadromda sadece 4 tane stoper var. Bunlardan da kaç tanesi stoper sayılır? Misal herkes iyi olmuş olsa, Fenerbahçe üçlü çıkacak olsa kimle çıkar? Luan Perez, Saray, Serdar Aziz de çıkar. Gustavo Henrique yedek kalır. Değil mi? Bir stoper alma hakkınız olsa ya da bir orta saha alma hakkınız olsa hangisini alırsınız? Hepiniz stoper alırsınız. Jesus ne yaptı? Mecburen dedi, Atilla Saray'ı her maçta oynatmak zorundayım dedi. Yani her maçta mecbur. 6 ay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var, ama Salah için aynı şeyi söyleyemem. Yani onun yerine oynatacağımız isim yok. Bütün maçlarda oynadı. Oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek. Orada devam edecek. Yani normal bir sporcu değil, normalin dışında bir sporcu diyor. Aslında futbolcusunu da övüyor. Ama bize bir stoper lazım olduğu belli. Transferde öncelik stoper ve şu anda bütün piyasa Kaan Ayhan'ı konuşur durumda. Değil mi arkadaşlar? Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Adı Galatasaray'la da anılıyor. Hatta sezon başında Galatasaray aldı, almak üzere falan filan derken, Fenerbahçe sağ ol oynan resmi görüşmelere başladı diyor haberde. Ve ayrıca ayrılığa da sıcak baktığı belirtiliyor. Çünkü Fenerbahçe 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı diyor. Şimdi bir kere oyuncu çok yönlü bir oyuncu. Yani çok yönlü bir oyuncu. Nasıl yani? Stoper oynayabiliyor, sağ bek oynayabiliyor, orta sahada bile oynayabiliyor. Ha, tabii bu ilk tercih olmasının sebeplerinden bir tanesi ve Türk olması. İtalya'da sağ sahada 9 maça çıkmış, 1 gol atmış. Şimdi biz çok yönlü olması neyimize yarayacak? Sağ stoper oynatabilirsin. Üçlü savunmanın sağında oynatabilirsin. Belki sağ bekli de yedekleyebilirsin. Yani aslına bakarsanız bir Kaan Ayhan'ı alman ya da alabiliyor olman sana iki opsiyon sunar. Bir, Nazım Sangare'yi elden çıkarabilirsin. Ki bunun için görüşmelerimiz var, bilginiz olsun. Yani bunun için görüşmelerimiz var. Yani Nazım Sangare her an başka takıma gitti diye açıklama görebilirsiniz. Evet, farkındayım, Dünya Kupası arasındayız, daha transfer dönemi girmedi. Okey. Ama aynı zamanda da böyle bir durum var. Çünkü biz Nazım Sangare'yi elden çıkarmaya çalışıyoruz.
Hocam işte adam sakattı, iyileşsin, ahde vefasızlık falan filan. Arkadaşlar Jesus kadar siz kapasiteden anlamazsınız. Ben de anlamam. Karışmayın. Şimdi Kaan Ayhan'la ilgili şunu söyleyeyim. Sosyal medyada birçok haber var. İkinci haber şeydi. Fenerbahçe'nin B planı hazır. Neydi B planı? B planı ne arkadaşlar? Ya Kaan Ayhan'ı alacaksın. Yani ya Kaan Ayhan'ı alacaksın. Alamadın diyelim Emir Ortakay'a. Emir Blonski. Emir Ortakay Göztepe'ye kiralandı. Jesus çok memnun diyor. Gelişiminden memnun. Gelişimden memnunsa çağırmaz ki. İlerleme sağlayamaz. Hani eğer Kaan Ayhan'da ilerleme sağlanmazsa, listedeki diğer oyuncuları da alamazsa Göztepe'yle temasa geçilecekmiş falan filan. Arkadaşlar Emir'in gelme ihtimali Kaan Ayhan'ın gelme ihtimalinden daha düşük. Çünkü biz Emir Ortakay'a bir proje icabında verdik oraya. Yani bizim amacımız orada pişmesi. Çünkü Göztepe takımı bir altın ordu gibi birçok yeteneği oynatıp Türk futboluna sunacak. Bakın Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Hani savunma sıkıntısına çözüm aranıyor tabiri caizse. Değil mi? Tabiri caizse. Ha ben şunu da belirteyim. Biz Kiev maçında hiç pozisyon vermedik. Hiç. P bile vermedik. Bir tek Osayi'nin sol ayağıyla attığı dışarı giden şut var. Başka hiçbir şey yok. Ama bu savunmadan dolayı mı, orta sahadan dolayı mı? Mesela çift ön libero çıkarsan iki stoperi kapatmış olursun. İşin bir de bu boyutu var. Bak Crespo Arao. Gerçi biz Crespo Arao'da çıkmadık. Neyse biz çok değişik bir çıkışımız var. Yani dediğim gibi biz çok enteresan bir takımız ya. Gerçekten enteresan bir takımız. Yani bizim ayarımızda kimse yok. Biz çok değişik bir takımız. Ve bizim şu an için yapmamız gereken olay başka. Ha, Arao, William şey Crespo Arao çıktın. Mesela belki Sivas maçına da böyle çıkacaksın. Belki İsmail'i oynatacaksın. İki ön libero oynatıp iki stoperi dörtlemiş oluyorsun mantık olarak. Ya da ön liberolardan birini stoperin arasına çekip yine üçlü oynamış oluyorsun. Eğer kimseyi alamazsak böyle olur mu? Sıkıntı. Hani geri çağırma. Ya bakın arkadaşlar İstanbulspor'a 5 attın ama 2 gol gördün. Sakat oyuncuların var. Savunmayı doğru düzgün kuramıyorsun. Hani Emre Ortakay'a çağırma dahi haberlere düştüğüne göre demek ki sende bir sıkıntı var. Ama ben dediğim gibi Kaan Ayhan olayı var. Şimdi gelelim duyum kısmına. Şöyle duyum kısmını da ben aktarayım. Arkadaşlar Kaan Ayhan konusunda kulübüyle konuşuldu. Kulübü zorunlu satın alma opsiyonu istedi. 6 milyon euro. Bakın sosyal medyadaki bütün sayfaların tamamı Kaan Ayhan Fenerbahçe'de diye haber veriyor. Şimdi yarın bir gün kıvıracaklar. Ben kıvırmadan, onlar kıvırmadan size peşin peşin söylüyorum. Bak bunu biz çok yaşıyoruz. Eğer kanalın yeni abonesiyseniz biz bunu çok yaşıyoruz. Bizde kıvırma yok. Ne diyorsak o. Senenin başında 5,5 milyon euroya direkt Galatasaray'a satıyorlardı. Öyle opsiyon, opsiyon kiralama, miralama yok. Direkt 5,5 milyon euro dediler. Satamadılar. Fenerbahçe görüştü. Adamlar 2,5 milyon euroya aldı 2020'de. Olsun. Adam etlisine sütlüsüne karışmıyor. Ben bu kadar şey yaptım. Alıyorsan buyur diyor. Almıyorsan sen bilirsin diyor. Kaan Ayhan konusunda kulübü bizden 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istedi. Ücretsiz kiralama. Maaşını Fenerbahçe ödesin. 6 milyon euro opsiyon. Cık dedik. Şartları değiştirdiler. Kalan maaşını da Sağ ödeyecek bir şekilde. Sezon sonunda da 5 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu dediler. Cık dedik. İki teklifini de kabul etmedik. Yani sosyal medyaya göre Kaan Ayhan Fenerbahçe'de, Mustafa Hoca'ya göre değil. Açık açık söylüyorum bak. Üyelere de söylediğimin aynısını size de söylüyorum. Açık açık söylüyorum. Değil. Anlaşamadık. Anlaşamadık. Bak. Bu cümlemi iyi dinleyin. En çok yani bana karşı beni vurmaya çalışanlar en çok buradan geliyorlar. Ücretsiz kiralama. Maaşını biz ödedik ya da onlar ödedi fark etmez. Opsiyonel satın alma opsiyonu konulursa bu da 3,5-4,5 arasında bir rakam olursa Kaan Ayhan %100 Fenerbahçe'de diyorum. Ya hocam amma dönek adammışsın. Ha, hem yok diyorsun hem bizde diyorsun. Anlayın diye söylüyorum. Şu anki duruma göre asla gelmeyecek. Ancak opsiyon hakkı bizde olursa isteğimize bağlı olarak
alma opsiyonu bizde olursa, hatta buna maç da koyabilirsin. İşte 25 maç oynarsa kesin zorunlu alma opsiyonu gibisinden. Opsiyon bizde olursa. Fiyat 4,5 milyon euronun altında olursa satın alma opsiyonu. Kaan Ayhan %100 bizde. Kulübü kabul ederse. Oyuncu tarafında hiçbir sıkıntı yok. Oyuncu gelmek istiyor. Zaten Jorge Jesus ismini hanginiz görseniz hepiniz gelmek istersiniz. Bilginiz olsun. Yani Kaan Ayhan'ı almaya çalışıyoruz. Şu an alamıyoruz. Nazım Sangare'yi göndermeye çalışıyoruz. Sürprize hazır olun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve son haberimiz Fenerbahçeli Yıldız'a İtalya'dan sürpriz talip. Bir kere İtalyanlar bizi seviyor. Hele hele İtalyanlara biz Elif Elmas'ı, Kim Min-jae'yi falan satmışken bütün İtalya bizi izliyor. Bakın Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'de bir isminin sıkıntısı var. Serdar Dursun. İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip olduğu konuşuluyor. Darmstadt'ta sözleşmesi sona erdi. Fenerbahçe'ye geldi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Vitor Pereira ve İsmail Kartal tarafından çokça tercih edildi. Edilmek zorundaydı çünkü kural malumdu ve edildi. 37 maça çıkıp 15 gol 4 asistle oynadı. Şahane bir hizmet sundu. 37 maç, 15 gol 4 asist. Şahane bir hizmet. Hemen hemen yarı yarıya gibi. Hatta süre bazında bakarsan müthiş. Türk milli takımına gitti. Süre bazında müthiş. Yani müthiş bir golcüye dönüştü. Zaten öyleydi. Vuruş repertuarı yüksek ama şımarıklık had safhada. Jesus da sevmiyor bu cıvıklığı. Zaten Jesus'la bir sürtüşmesi varsa da bundandır diye düşünüyorum. Hani ben kulübün içerisinde böyle bir çatışma varsa da dışarıya söylemem, çıkartmam. Ama eğer bir çatışma varsa da bundandır diye düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman da Jesus bu sene kimleri getirdi? Batshuayi, João Pedro, Joshua King. Yani bu isimler geldi. Şimdi ikinci forvetken Serdar Dursun 5. forvete kadar geriledi. Ve baktığın zaman arkadaşlar hangisiyle benzer özelliği var? Hiçbiriyle. Hiçbirinin tarzına uymuyor. Bak Valencia sprinter forvet. Batshuayi sprinter forvet. Joshua King sprinter forvet. João Pedro sprinter forvet. 5. Serdar Dursun pivot santrafor. Yani Türkçesini anlat hocam. Biz öyle şekilli şükürlü laf etme. 4'ü koşucu bitirici forvet. Serdar Dursun daha çok hava toplarını toplayan forvet. Sırtı dönük pozisyon koğuşlandıran hani sırtı dönük olarak oynayan takımını hani top atılıp orada durdurup oyunu oraya yıkan takımın oraya gelmesini sağlayan forvet. Ama biz bu sistemle oynamıyoruz ki. Serdar Dursun'u Galatasaray'a ver belki gol kralı olur. Beşiktaş'a ver belki olur. Trabzon'a ver belki olur. Ama Fenerbahçe'nin sistemine uymuyor. Fakat tahminime göre de bazı disiplinsizlikleri yüzünden hani biraz laçka hareketleri yüzünden de Jesus'la çıkar çatışması yaşamıştır. Tahminime göre sosyal medyaya açıklamalarda bulunup sonra inkar etti sonra ben yapmadım dedi. Yapmamıştır. Zannetmiyorum yapacağını. Yani o kadar onu yaparsa zaten Fenerbahçe kariyeri bitecektir. Yani odanın aydınlanması iyi değil mi ya? Neyse. İtalya'dan sürpriz bir iddia gelmiş. Bakın. Süper Lig'de son 7 karşılaşmada sadece 2 dakika forma şansı buldum. İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteciler Spezia'nın Serdar Dursun'la ilgilendiğini öne sürdü. Genova'da yayın yapan Il Secolo X1X'de 19 olarak söyleyeyim. Hani Il Secolo 19 gazetesinde Serdar Dursun'la devre arasında İtalya'nın yolunu tutacağını belirtti. Arkadaşlar bu görüşmeler çok önceden zaten yapıldı. Ama biz kabul etmedik. Schalke'nin de bir teklifi vardı. Hala da var. 2,5 milyon euro teklif sunuyorlar. Opsiyonlu. Biz hala 4 milyon euroda ısrarcıyız. Bilginiz olsun. Gazeteci Spezia'nın yeni menajeri Eduardo Masia'nın Internazionale'in Amerikalı orta saha oyuncusu Johnny Cardozo ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı. İtalyan basını da satın alma opsiyonunu kiralamak istediğini ifade etmiş. Bu sezon 11 maç, 501 dakika, 2 gol 2 asist. Ve Serdar Dursun A milli futbol takımının aslında vazgeçilmez oyuncularından biri. Yani geçen sene Fenerbahçe'deki performansla A milli takıma seçildi. 11 Ekim 2021'de
Maça çıktı, 10 maçta görev aldı, 7 gole imza attı. Ya baktığın zaman milli takıma uyuyor. Hani Serdar Dursun muhtemelen daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gidecektir. Ama hangi takıma gidecektir? İşte o kısım biraz sıkıntı. Fakat dediğim gibi Serdar Dursun bak karakter olarak, insanlık olarak, adamlık olarak gayet iyi bir forvet. Ben şunu da söyleyeyim. Serdar Dursun pivotlukta bazı özelliklerde Vedat Muriçi'den daha iyi bir forvettir. Bu sözümün de arkasındayım. Bende kıvırma yok. Hatta Vedat Muriçi'nin kendisi de bunu söyledi. 2024'e kadar sözleşmesi var. Hani bir sene kiralık falan filan olayı diyor ya, ya da yarım dönemlik. Yarım dönemlik de olsa kiralanabilir. 1.90 boyunda 10 milli maça çıkmış 7 gol CV'sinde böyle yazıyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsun 11 maç yazıyor 2 gol 2 asist 501 dakika. Yani CV güzel gözüküyor. Oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım. Mesela Süper Lig'den Karagümrük'te banko oynar. Alanya Spor'da banko oynar. Başka takımlarda banko oynar. Eğer birileri elini çabuk tutmazsa biz de oynayabileceği bir kulübe kiralarız. Hem o kulüple ilişkileri güzelleştiririz. Hem böyle olur. Ama baktığınız zaman bir gelecek, bir gidecek futbolcu B planı hepsini konuştuk. Hocam bize kesin bilgi ver derseniz Serdar Dursun'a ilgili. Ben Serdar Dursun'un Fenerbahçe kariyeri bitti diyorum. Ocak ayı itibariyle Serdar Dursun'un Fenerbahçe kariyeri. İkinci dönem Fenerbahçe'de devam etmeyecek diyorum. E hocam bunu ben de anlarım. Yani salak değilim. Bunu ben de anlarım. Sisteme uymuyorum. Ben de çözebiliyorum bunu. Aferin sana. Başka ne yapabiliyorsun? Mesela kimsenin yardım olmadan kaşıkla yemek yiyebiliyor musun? Ya arkadaşlar ben de farkındayım. Evet bunun böyle olduğunu ama hani burada duyum olarak soracak olsan mesela ben size duyum verebilecek olsaydım kulübün içinde niye sıkıntı yaşadığını falan anlatırdım. Ne bileyim açıklaması doğru mu yanlış mı onu anlatırdım. Ama biliyorsunuz anlatamıyoruz yani bizde sıkıntı yani kulübün içindeki sıkıntı varsa da anlatamıyoruz. Böyle de bir süreç var. Bilmem mesajımı anladınız, bilmem anlamadınız. Gerisini size bırakıyorum. Arkadaşlar kanalımıza destek olursanız çok minnettar kalırız. Videomuzu beğenirseniz, abone olursanız gerçekten minnettar kalırız. Yani sizler için video çekiyoruz. Sizler için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerden de geri dönüş aldık mıydı? Çok mutlu oluyoruz. Arda Güler gol attı. Benim öğrencime sözüm vardı. Öğrencim Galatasaraylı ama Arda Güler gol atsın dedim. Sana sürpriz vereceğim. Sürpriz yumurtayı da hediye ettim. Hikayede de gördünüz. Yani düşünün. Bir Galatasaraylı öğrenci Arda Güler'in gol atmasına ne kadar seviniyorsa. Çünkü bir şey kazanıyor. Ben de her abonelikte, her beğeni sayısının artmasında mutlu oluyorum arkadaşlar açıkçası. Bakın para verilmiyor merak etmeyin. Abone sayısı artınca. Geçen biri bana diyor ki şeyde okulda bir arkadaş. Yo diyor 26 bin işte, küsur abone diyor. Aylık 26 bin lira mı veriyorlar? Lan öyle olsa ben burada yalvarırım. Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? 26 bin yazıyor diye 26 bin lira para verseler ben burada yalvarırım. 16'sını size vereyim. 16 bin liralık forma alayım. Yaklaşık 30 tane falan yapar. Zaten 30 tane formayı görünce herhalde insan evladı olan herkes abone getirir. Değil mi? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Biz gelir olarak hani reklam geliri var vesaire var ama geliri harcadığımız yerler de önemli. Bizim dünyada çok şeyimiz yok yani dünya malında bulunda. Allah nasip ederse bir Peugeot 3008'im olursa yeter de artar. Benim için çok şeye gerek yok yani öyle dağlar, bayırlar, işte saraylar, maraylar istemiyorum yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Yüzümüzden gülücük eksik olmaz.